Günaydın arkadaşlar, evime, mutfağıma, Yasemin ve kuzularına hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağım? Bu da kırılmış, nasıl daha iş görüyor. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz, ben kahvaltı hazırlayacağım. Çocuklar yatıyorlar. Onlara ne yapayım dedim, şöyle bir karbonatlı pişi yapayım dedim. Şöyle bir tane yumurta kırayım. Bir tane yumurta. Şöyle göstereyim. Bir su bardağı da yoğurt arkadaşlar. İkisini bir iyice bir çırpacağım. Bunu aslında 3 su bardağı ama bu yoğurttan, yumurtanın büyüklüğünden her türlü değişiyor. Onun için una yani 3 bardak ama ben göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı karbonat koyacağım. Kabartma tozu değil, karbonat. Şöyle. Bir tatlı kaşığı da un koyacağım. Bu şekilde ununu da koydum. Şimdi tuz. Tuzunu da koydum. Şimdi ununu ayarlayacağım. Çayı gidelim mi anneciğim? Üstünü boşaltmadım deme bana. Canım benim. Şu şekilde açıyorum ve şöyle bardakla kesiyorum. Bu da yoğurt bardağı. Ve bardakla kesiyorum. Şu şekilde. Ve birazdan kızartacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel kabarıyorlar. Oraya pişenleri de koydum. Çok şahane pofuduk pofuduk oluyorlar. Evet, ben mutfağı topladım. Kızçelerim de evin içini topladılar. Şurada da katlanacak çamaşırlar var. Şimdi ben bir evleri süpüreyim. Hızlıca. Hadi. Bu da hiç memnun olmuyor. Bir saattir laptopundan oynuyor. Hala bana versinler diyor. Biraz fazla aç gözlü. Bana kolay gelsin. Sizinle birlikte şöyle bir evleri süpüreyim arkadaşlar. Onlar katlanacak. Şuraya sandalyenin oraya koy da katlayacağım ben onları. Evi süpüreyim de. Şuraya. Ludo çokuyorum. Şurada da bir taraftan hala oda toplayan kız Cem var. Eline sağlık toplamış. Şimdi ben de burayı da süpürürüm. Onlar ablan ayıklayacaktır. Ellem anneciğim. Aslında bu oda iki tarafı da duvar olduğu için çok soğuk oluyor. Genelde artık bu aralar burada pek yatmıyorlar. Ya salondaki kanepeyi açıyorlar, üçlü olan koltuğu açıyorlar, onda yatıyorlar. Ya da içerideki odada aile boyu topluca yatıyorlar. Neyse sen topla anneciğim, ben bir salonu süpüreyim hadi. Niye öyle bir surat şekli? Bunlar da burayı toparlamışlar. Ama kesinlikle akşama kadar bu yorganlar ve çarşaflar aşağıya iniyor. Çünkü akşama kadar bu yatağın üstünde oturuyorlar. Ben iki tane yeni oyun buldum. Öyle mi? Biri, İyi hadi bakalım. Eskiden ablam bir oynuyorduk kişiye. Ben de o tek kişi oynadım. Tamam. Şimdi ben bir süpürmeye başlayayım. Ha, bir de burada iki tane sütüm var. Ben mutfağı temizlerken bunları koydum, kaynadılar. Biraz daha kaynasınlar, yoğurt yapacağım. Sütlerim kaynasın. Ben evi süpürürken yavaş yavaş bunlar da burada kaynasın. Ondan sonrasında da bakarız. Yoğurt yapacağız bunları. Thank you.
silme işinde her zamanki gibi prensesim yapıyor. Ellerine sağlık benim kuzumun. Bu da evin küçük faresi. Heh, hadi kolay gelsin sen sil anneciğim. Arkadaşlar. Melena bir daha söylesene. Bu benim portakallı kek çok güzel. İnanın çok güzel. Ama acıcık süresi kaldı. Karadeniz'in bölgesi ama gibi. Ama inanın çok değişik oldu. Şeyi böyle oldu arkadaşlar. Bir tarafı kabardı, bir tarafı az kabardı. Ama niye oldu? O tarafta hamur fazla kalmış. Belenay da benimle dalga geçiyor. Şimdi keseceğim. Şu şekilde içi falan çok güzel pişmiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Sadece tadına bakmadık ama daha. Sadece bir tarafı yüksek. Bir tarafı yüksek, bir tarafı az gibi olmuş. Yüksek tarafı yiyenler çok yiyecek. Hadi bize afiyet olsun. Ağzım doluyken konuşmayayım diye yutkunmaya uğraşıyorum. Şu çok güzel olmuş arkadaşlar. Kabarması, tadı, içinin pişmesi çok harika olmuş. Elimize sağlık. Tekrar bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, son tatil günümüzü de bu şekilde bitirdik. İnşallah yarın. Anneciğim dur biraz sonra bakayım acelenle. O da bir taraftan anne doğru mu diye soru soruyor. Bugün de böyle bir biraz temizlik yaptık. Biraz keyif yaptık. Çocuklarla son vakit, son tatil günümüzde vakit geçirdik. Gün bitti. İnşallah videomun kapanışını yapayım dedim. Yine iş arabamı gördüm, yamulmuş. Onu düzelteyim. Sonrasında da bakalım. Yarın bir besmelemizi çekeriz. Yine bir servisçiliğime başlarım herhalde. 15 gün boyunca Kemal'i çok götürmedim. Hep az az götürdüm. Yani binde bir kere götürdüm diyebilirim. Hiç götürmedim gibi bir şey. Yarın yine mecburen çocuklarla başlayınca Kemal'i de götürürüm herhalde. Bugün de böyle bitti. Böyle geçti. Allah sağlık saat versin. Benim hala omuz ağrılarım duruyor. Bakalım. Allah şifamı versin inşallah herkesin içinde, bana da. Bugünü de böyle geçirdik arkadaşlar. İnşallah videomuzu zevkle izlersiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Huzurlu, mutlu, sağlıklı kalın inşallah. Akşam belki siz bunu gündüz izlersiniz ama şimdi ben hayırlı akşamlar diyeyim size. Allah'a emanet olun.